Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Değerli dinleyenlerimiz, geçen haftaki dersimizde sahibi tertiple alakalı ahkamdan bahsetmiş idik. Bir kişi namazını kaçırdığı zaman ne şekilde hareket etmeli bu konulardan bahsediyorduk. Onun için ana konumuz kazaya kalan namazların kazayı e, kaza olarak kılınma şekilleri ve yöntemleri konusuydu. Şimdi ilk olarak Musannif Hazretleri bu konuda sahibi tertipten bahsetti. Yani daha önceden üzerine herhangi bir namaz kazaya kalmamış olan kişinin genel ahkamından bahsetti. Ki orada da e, Musannif Hazretleri kısaca nasıl ki e, edalar arasında tertip şartsa, yani namazlar arasında bir sıralama varsa sabah öğlen ikindi akşam sahibi tertip yani daha önceden üzerine hiçbir şekilde kaza namazı kalmamış olan kişinin de namazları içerisinde kaza namazları içerisinde aynı şekilde tertibin şart olduğunu bundan dolayı Kişi namazı kazaya bıraktığı zaman da o namazları içerisinde bir sıralamasının zorunlu olduğundan bahsetti. İkinci olarak da eğer birden çok kazası varsa, birden çok kazası oluşmuşsa bu sahibi tertip olan kişinin o namazlar içerisinde de yine bir sıralamasının zorunlu olduğundan bahsetti. Sonrasında dersimizin sonunda şu konudan bahsettik. Evet sahibi tertip olan kişi yani üzerine daha önceden kaza namazı hiç kalmamış olan kişi ee, bu tertiple yükümlüdür. Peki bu tertiple yükümlü olma durumu ne zaman düşer? Bu konudan bahsettik. Yani söz gelimi diyelim bir kişi sahibi tertip olan bir kişi sabah namazını kaçırdığı zaman da Öğlen namazını o sabah namazını kılmadan kılamaz demiştik. Tertibi riayet edecek. Onun için önce öğleni kılacak. Sonrasında affen ah önce sabahı kılacak. Sonrasında öğleni kılacak. Yapması gereken budur dedik. Peki bazı durumlarda bu tertip yani e, namazlar arasındaki bu tertibin düşeceğinden bahsettik. Onları okuyorduk. Son ilk olarak şundan bahsettik. Dedik ki nisyan yani unutmak yani ee, kaza namazları arasında veya kaza ile eda namazları arasında tertibin zorunlu olduğunu unutmak tertibe, riayetin zorunluluğunu düşürür. Onun için bir kişi diyelim sabah namazını kaçırdı. Öğlen, ikindi, akşam bunları unuttu. Unuttuğu şekliyle bu namazları kıldı. Bu durumda normalde sahibi tertibi ne yapması lazımdı? En baştan önce sabahı, sonra iki, öğleni, sonra ikindi, sonra akşamı kılması gerekiyor. Ancak bu kişi unuttuğundan dolayı bu tertip düşer. Dolayısıyla kazaya bıraktığı namazdan sonraki kılmış olduğu namazlar sahih olur demiştik. Onun hasılı... E, netice olarak sahibi tertibe, ter, sahibi tertibin tertibe riayet etme zorunluluğu unutma durumunda düşerdi. Kılmışsa namazlarını unutarak sonrasında sadece kazaya kaldığı namazı bir tek kılabilirdi. Şimdi bir diğer konu. ikinci bir konumuz zikul vakit. Yani vaktin daralması. Vakit vakit daraldığında da yine aynı şekilde Hanefi mezhebine göre sahibi tertibin o tertibi riayeti düşer. Nasıl? Söz gelimi diyelim. Ben Allah muhafaza öğlen namazını kaç Sabah namazını kaçırdım. Öğlen namazı ikindi namazı geldi. Akşam namazı vakti geldi. Akşam namazı vakti geldiği zaman ben bunu hatırladım. Aa benim sabah namazı vaktim vardı. Sabah namazını benim kılmam gerekiyordu. Ben bunu hatırladım. Ancak öyle bir vakitte hatırladım ki eğer ben o vakitte hem sabahı hem de akşamı kılmaya uğraşacak olur isem bu durumda akşam namazım da kaçacak. Yani Vakit daraldı. Hatırladığım zaman da hem edav vakit o vakitin namazını kılmadım, hem de daha öncedenki kaçırdığım kazayı kılmadım. Bu durumda. Önce yapmam gereken aynı şekilde normal sahibi tertipte olduğu gibi o kazayı kılıp sonra vakit namazını kılmak mı? Yoksa önce vakit namazını kılmak sonra o kaza namazını mı kılmak? Burada kaynaklarımız şu şekilde ifade ederler. Sahibi tertibin tertibe riayet etmesi haberi vahitle hadiste sabit olmuştur. Ancak her namazın vaktinde kılınmasının zorunluluğu ise Kur'an'la sabit olmuştur. Onun için akşamın namazının vaktinde kılınması Kur'an'la sabit olmuştur. Bu bir. İkinci olarak Namazda biz sahibi tertibe niçin önce kazanı kıl sonra diğer namazları kıl zorunlu zorlamasını yapıyoruz. Niye? O tertip bozulmasın diye. Şimdi biz bu tertibi bozmasın diye bir takım dayatmada bulunuyoruz. Ancak hani fukası diyor ancak daha öncedenki kazasıyla uğraştırırken de tutup da kişinin elindeki el an içinde bulunmuş olduğu vakit namazını da ikinci bir kez kazaya bıraktırmayız. Onun için bu el an elindeki olan ve kılmaya imkanı olan namazı ikinci kez kazayı bırakma durumu söz konusu olmaz. Ne olur? Bunu kılar. Yetişiyorsa öbür namazı kılar. Bu şekilde bahsetmişlerdir. Onun için zikul vakit. Yani kişi e, sahibi tertip olduğunu, şey kaza namazını hatırladı. Kaza namazını hatırladığı zaman vakit çok zor. O vakit namazıyla kaza namazını kılamıyor. Hangisini takdim edecektir? Vakit namazını takdim edecektir. Şimdi burada fukaha ayrıntılı kitaplarımızda şunu tartışıyordur. Peki sahibi tertibin tertibe riayet etme zorunluluğunu düşünen bu vaktin daralmasından kastedilen vaktin kamil bir şekilde çıkması mıdır yoksa müstahap vakit midir? Bu konuda İmam Muhammed'den yapılan rivayet müstahap vakittir. Yani söz diyelim ben ikindi namazındaysam öğlen namazını kılmadığımı hatırladığım vakitte ikindinin kerahat vakti girmeden öncesindeki vakittir benim zikul vakit olarak itibar edeceğim vakit. Onun için kerahat vakti diyelim akşam namazına 45 dakika. 45 dakikadan ben 10 dakika öncesinde söz diyelim ki öğleni kılmadığımı hatırladığım Şimdi öğleni mi kılacağım ikin diye mi? İmam Muhammed Hazretleri der ki: "Burada bugünkü vakit mekruh vakite düşmemesi için bugünkü şu anki namaz vakti mekruh nam vakite düşmesin diye burada zıykul vakitten kastedilen müstahap vaktin çıkmasıdır. Yoksa normal mutlak şekliyle namazın bütünüyle çıkması değildir der. Ve e, i̇bn de bahr Bahru Rayk isimli eserinde İmam Muhammed Hazretlerinin bu görüşünü de benimsemektedir. Bundan dolayı zıykul vakit olarak itibar edilen bu vaktin daralması müstahap vakittir. Onun için itibar zaten müstahap vakit ayrımı da sadece ikindi namazındadır. İkindi namazından kerahat vakti girmeden önceki vakitte vaktin daralmasına itibar eder. Yoksa akşam namazının vaktinin girmesi ve dolayısıyla ikindi namazının vaktinin çıkması esnasına değildir. Diğer konuda, da e, mutavver kitaplarımızda zikredilen konu bu konudur. Şimdi ona göre okumuş olalım. Ve emma vaktil <políticas> ve emma hafı fevtil vaktiyeti vakit namazının kaçma korkusundan dolayı tertibin düşmesi durumu niçindir? Feli ennel hikmete çünkü hikmet yani makul olan la tekdıl la tekdıl gerektirmez izaatel mevcut fi talebin mefkut. O ok daha önceden kaçmış olan daha önceden kaçmış olan o sabah namazını talep ederken şu anki eldeki olan o öğlen namazının kaçmasına hikmet ne yapmaz gerektirmez. Hikmete göre nedir? Ya tamam kaçırdığımı arayayım ama kaçındırılma arayırken eldeki vakti kaçırmayayım. Biz eğer vakit daraldı diye mükellefe şunu şart koşacak olsaydık. Sen vakit daralsa da git sabahı kıl öğleni gerekirse kaçır. Şeklinde bir şey demiş olsaydık o zaman ne olacaktı? Kişi bu vakiti kaçıracaktı. E bu vakiti kaçıracaktı başka bir kazayla uğraşacaktı ama eldeki kaçacaktı sonuçta. İşte böyle bir şey hikmete uygun değildir deniliyordur. Ayrıca veleni vucubel vaktiyeti sebedet bil kitabı vakit namazının o vakitte kılınması kitabem e, mevkuta diye ayet-i kerimede geçiyordur. Vakitli bir şekilde farz kılınmıştır. Bu ayet-i kerime olduğundan dolayı nedir? Sebete bil kitabı e, kitapla sabit olmuştur. Ve tertibü te bi haberil ahadi. Sahibi tertibe riayet dolayısıyla kazandıya kalanın daha önceden kılınmasının zorunlu olmasıysa ise haberi vahitle sabit olmuştur. Fe el vaktu amele bihima. Eğer e, vakit genişlik varsa her ikisiyle amel. Yani tahib tertipden dolayı kaynaklanan tertip zorunluluğuyla da hareket eder. Namazı vaktinde de kılar. Ama ve in vaqa bil evla. Vakit daralacak olur ise bu durumda kitapla amel eder. Şimdi Sahibi tertip konusunda en önemli nokta tabiri caizse banteli olan noktadan Musanif Hazretleri bahsedecek. Ve emma kesretül fevait. Sahibi tertibi düşüren bir diğer etken de kazaya kalan namazların çok olmasıdır. Şimdi burada kazaya kalan namazların çok olması meselesine gelecek olursak e şu şekilde anlatmış olalım. E sahibi tertip olan kişi sabah namazını kaçırdığı zamanda Sabah namazını kaçırdı. Sabah namazını kaçırdıktan sonra bu kişinin yapması gereken nedir? Hemen sabahı kılacak sonra öğlenik mi ikindi mi veya öbürleri kılacak. Sorumlu olduğu nokta budur. O kaza kılınacak. Şerif Şerif onu diyordur ona. Sen bu kazayı kılman lazım. O kaza üzerine başka namaz kılma. Sahibi terdimin özeti aslında budur. Sen o kazayı kıl sonra öbürlerine geç. Şimdi onun için Şerif Şerif ona o kazayı kılmayı emrettiğinden dolayı onu kılmayıp onun üzerine bir takım namazlar kılsa. Ne gibi? kişi diyelim sabah namazını kaçırdı, kılmadı. Öğleni kıl, öğleni kıldı, sabahı kılmadı hala. İkindiyi kıldı, hala sabahı kılmadı. Akşamı kıldı, hala kılmadı. Yastığı kıldı, hala kılmadı. Şerif Şerif ona halbuki ne diyordu? Öğlen vakti girdi mi? Sen önce sabahı kıl, sonra öğleni kıl. Ee, i̇kindi girdi mi? Öyle önce sabahı kıl, senin öğlenin de olmadı. Öğleni kıl, sonra ikindiyi kıl. Akşam vakti girdi. Ona ne diyor Şerif Şerif emretti? Şerif'in emrettiği nedir? Önce sabahı, sonra öğleni, sonra ikindi, sonra akşamı kıl. Çünkü tertibi bozuyorsun hep çoğalttıkça. Yatsı girdi yine aynı durum söz konusu oluyordur. Çünkü Şerif Şerif hep sıralamayı emrediyor ona. Sabah, öğlen, ikindi, akşam yapacaksın. Sen ne yaptın? Sabahı attın. Sabah tabiri caiz bir dişle attı. Bir diş attıktan sonra üzerine bina etmeye çalışıyorsunuz. Hayır. Üzerine dişle attığı için o üzerine bina ettiklerin de problemli. İşte bu süreçte. Burada devamlı şeri şerif ona önce tertibi emreder. Yani git sabahtan dolayı topla gel. Sabahtan dolayı düzenini tekrardan tertibi kur ve öyle gel diye emreder. Peki mükellef bu süreçte bu namazları diyelim. Bu süreçte bu namazları kılıyor. Bu namazların hükmü nedir Hanefi mezhebine göre? Hanefi mezhebine göre ee, bu sahibi tertip olan kişi sabah namazını kaçırdı. Sabah namazını kaçırdıktan sonra üzerine namazlar bina etti. 6 vakte kadar. Bu bina etmiş olduğu namazların hükmü Ebu Hanife göre mevkuftur. Mevkuftur. Yani hükümü bekler. Şayet bu kişi 6 vakit dolmadan kazaya kalan namazlar, 6 vakit kolmadan yani sahibi tertiplik bozulmadan geriden tertibini toplar da gelirse bu namazlar nafile olur. Bu namazları düzeltmiş olur. Ama eğer Bunları toplamadan o haliyle sabah namazını kaçırdı ve üzerine altı vakitte kaldı toplamda. Kaldıktan sonrasında bu şekilde de devam etti. Kazasında yapmadıysa ne olur? Sabah namazı dışındaki diğer vakitler farz olarak olmuş olur. Ebu Hanife Hazretleri'ne göre mevkuf olması burada yarayacaktır. Yani hükmü bekler, hükmü e, beklentidedir. Şayet eğer e, feva kaçan namazlar, çok olacak olursa bu durumda farza döner çünkü tertip bozuldu. Kişinin sahibi tertipliği bozuldu. Ama eğer kaçan namazlar çok olmadan kişi bunları iadeye başlarsa yani sabahı kaçırdı, öğleni kıldı, ikindi kıldı, akşamı kıldı, sonra atıldı. eyvah dedi benim de ben sahibi tertibim, benim baştan kılmamla başladı. başladı. Başladı sabahı kılmaya. Sabahı kıldığı andan itibaren ne olur? Öğlen, ikindi ve akşam artık nafile olmuş olur. Tekrardan ne yapması gerekir bu kişinin? Onları da kaza etmesi gerekir. Ancak eğer Sabahı kaçırdı sabahı kaçırdıktan sonra onun üzerine onunla da onunla dahil altı vakit geçerse nasıl sabahı kaçırdı sabahı kaçırdıktan sonra öğleni kıldı kılsa da geçersiz olmuş oluyor. Çünkü sahibi tertipsin sen sonra önce sabah kılacaksın ikindiği kıldı yine geçersiz akşamı kıldı geçersiz yatsıyı kıldı geçersiz sabahı kıldı geçersiz. Bu şekilde olacak olur ise Ebu Hanif Hazretleri burada ne diyor tamam bunların hepsi mevkuftu mevkuf oldu. Altıncı vakitin çıkmasıyla sabah namazının vaktinin çıkmasıyla ne oldu? Bütün namazlar artık o sabah namazı kazaya kaldı. O sonraki kılınan 5 vakit namaz önce mevkuftu ama artık altı vakiti aşınca namaz farz olarak sahih olmuş oldu diyordu. Onun için Ebu Hanif Hazretleri kazaya kalan namazın üzerindeki o sonradan kılınanlar zaten kılınması onlar da sayılır direkt kaza olarak. Onlar eğer kılınacak olursa kılınsa bile namaz mevkuftur. Şayet 6 vakit olmadan kılınacak olursa nafileye döner. Çünkü yeniden tamamını kılacak bu kişi. Ama eğer 6 vakiti aşmasına rağmen yine kılınmamış ise bu durumda ne olacaktır? Halen daha kılınmadıysa artık o kazaya kalır. Öbürleri ise normal o mevruf olan namazlar sahiye dönmüş olur. Ebu Hanif Hazretleri bunu der. Talebeleri olan sahiben yani Ebu, Hanif, Ebu Yusuf Yusufsa İmam Muhammed Hazretleri ise tertip olarak kazaya kaçırmış olduğu namazdan sonra kılmış olduğu vakitlerin tamamı nedir? Batıldır. Bunlardan herhangi bir şey mümkün değildir. Onun için e, Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre sahibi tertip olan kişi bir vakit namaz kaçırsa bile o kişinin her halükarda altı vakit namaz kaza etmesi gerekir. Çünkü onların temel prensibine göre kazadan sonraki 6-5 vakit namaz her halükarda geçersizdir deniliyordur. Şimdi o zaman ilk olarak kesretül fevayette dikkat edeceğim husus şu. Bu namazlar bu sabah namazı kazaya kaldıktan sonra bu aradaki namazların hükmü nedir? aradaki namazlar az önce dediğimiz gibi Ebu Hanife'ye göre mevkuf hükmü bekler sahibi'ne göre direkt batıldır. Sonrasında 2 sahibi tertip artık namaz tertibe riayetin zorunluluğu kesret durumunda düşer. Bu kesretin sınırı nedir bu durum? İkinci olarak bundan bahsedeceğiz ki burada bahsetmiş olduğumuz konuda budur. Kesretten kastedilen nedir? Kesretten kastedilen fukahaya göre ki mezhepte tercih edilen görüş Ebu Hanife ile İmam-ı Yusuf Hazretlerinin görüşüdür. Kazaya kalan namazların tekrar etmesidir. Kesret bu durumda olur. Aslında biz bu kesreti birçok yerde görüyoruz. Yani e, diyelim kötürüm olup e, baygun olan bir kişi bir günlük namazdan ötesini kaza eder mi etmez mi ve burada fuka diyor ki bir günden fazlası kesrettir çünkü tekrara döner tekrar çok demektir şimdi bu yaklaşımda burada da yine aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır kesret olduğu zaman artık tertip düşer nasıl Söz gelimi diyelim bir sahibi tertip olan kişi sabah namazını kaçırdı. Sabah namazını kaçırdıktan sonra en baştan dediğimiz gibi tertipli yükümlüydü ama tertibi yapmadı. Öğleni kıldı, akşam ikindi kıldı, akşamı kıldı, yatsı yıkıldı, sabahı kıldı. Bu namazların en baştan kılınması lazımdı. Sanki hiç kılınmamış gibi olduğundan dolayı kazaya kalmış gibi oluyor. Onun için topladığımız zaman bir kazaya kalan, iki öğlen, üç ikindi, dört akşam, beş yatsı sonrasında bir de Öbür şey olduğu zamanda, öbür sabah namazı da beraber 6 da olduğu vakit. O sabah namazının vakti çıktığı zamanda onun çıkmasıyla 7 bir vakit giriyordur. Çünkü niye, 5 Be vakit bir gün, sabah'tan iyyaseye kadar bir vakitte sabah namazı ertesi günün sabah namazı kazaya kaldı toplamda. Toplam 6 vakit kazaya kalmış oluyordur sabah namazının çıkmasıyla. Sabah namazının çıkmasıyla 6 vakit kazaya kaldığından dolayı ki 7 vakit girer o zaman. 7 vakit gireceğinden dolayı artık bu saatten sonra bu kişinin sahibi tertipliği düşmüştür. Çünkü bu 6 vakitte bunu kılması gerekiyordu. Bunu kılmadı. Kılmadığından dolayı da ne olacaktır? Bu sahibi tertiplik düşmüştür. Sahibi tertiplik düştüğü için buradan sonraki namazları ve sahibi tertibin o zorunluluğu söz konusu olmayacaktır. Onun için toparlayacak olursak sahibi tertibin tertibe riayet etme zorunluluğunu düşünen etkenlerden bir tanesi kesretül fevaittir. Yani kaçan namazların çok olmasıdır. Kaçan namazların son olmasının çok olmasındaki rakam bu Hanefile İmam Ebu Yusuf'a göre o kaçan namaz dışındaki 5 vakit namazın kaza'ya kalmasıdır. Kaçan dışında buraya dikkat edelim. Kaçan sabah namazıydı. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı 4, bir dertes de günü sabahı 5 bir de daha önceden de dündü asıl ilk kazaya kalan namaz vardı 6. Bunların toplamı 6 vakit olup ertesi günkü sabah namazı vakti çıktığı zaman da toplam 6 vakit olduğu için tamam artık. Kesretül fevait oldu ve senin artık sahibi tertip olma durumun söz konusu değil. Çünkü tertibin bozuldu. Artık tertipli yükümlü değilsin deniliyordur. İmam Muhammed Hazretlerine göre ise sahibi tertibin tertibe riayeti 5 vakitte do dolar. O da şöyle der. Sabah namazı çıktı mı? Sabah namazıyla beraber bir kazaya kaldıydı. Öğlen ikindi akşam yatsı 4. Bunlarla beraber 5. Onun için sabah namazı sabah e, sabah namazıyla beraber sabah namazı vakti girdiği zaman da ona göre sahibi tertiplik düşmüş olur. Evet. Şimdi ona göre az önce okumuş olduğum şeyleri okuyalım. Ve makasretül fevait. Sahibi tertibin tertibe riayet etme zorunluluğunu düşünen etkenlerden biri olan kaçan namazların çok olma meselesi nedir? Fahaddu duhul vaktin e duhul vakti sabiati. 7. vaktin girmesidir bunun sırrını. Niçin? Lenel kesrata bir tekrarı. Çünkü namazın yani kazaya kalan namazların çok olması tekrar iledir. Ve tekrar bir vucu bir sadiseti tekrar da hangi durumda olur? Altıncının kesin olmasıyladır. Peki altıncı olan vakit ne zaman kesin olur? İşte onun kazaya kalmasıyladır. Ve vucu buhma bir ahiril vakti bunların bulunmasıyla neyledir? A vaktin sonuyla alakalıdır. Yani altının bulunması ve yedinin girmesi hangi durumda vaki olur? Altıncı vaktin çıkması. Altıncı vakit nasıl çıkar? Az önce dediğimiz gibi sabah namazında kişi kazaya bırakır. Kazayı bıraktığı zaman da bir üzerine öğlen 2, iki, ikindi 3, akşam 4, yatsı 5, sonrasındaki ertesi gün sabah namazı 6. Sabah namazı vakti çıktığı andan itibaren 6 vakit kazaya kalmıştır. 6 vakit kazaya kalınca ne olacaktır? 7. vakti giriş olmuş olacaktır. Ve <laughs> inna ma'ite hakuk et tekrar tekrar vaki olur. Ne ile bir duhul vakti 7. 7.'nin girmesiyle. Şimdi Burada tabi şuna da dikkat etmek lazım. İmam Muhammed tekrarı bir günde oluyor. İmam Muhammed'in tekrardan kastettiği şu. O vaktin girmesi diye anlıyor. Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf Hazretleri ise vaktin girmesiyle değil tekrarı bu sahibi tertip kaza ile alakalı. Kazanın yerleşmesi lazım. Çünkü kaza olmayacak olur ise her sahibi tertiplik bozulmayacak. Yani orada adam sabah namazının son cüzünde kısa sahibi tertiplik bozulmayacak. Onun için Ebu Hanife ile Ebu Yusuf diyor ki kazada tekrar olması lazım. Kazada tekrar olabilmesi için de o ertesi günkü sabah namazının da kazaya kalması lazımdır. Ve hada mana e, kavline bu bizim yani bu açıklamış olduğumuz tekrar 7. vaktin girmesiyle ki meselesi şu ifademizin sözüdür. En tezi idala hamsin 5 vakit üzerine ziyade olacak manasından kastedilen budur. Niye? Çünkü şöyle düşünün. Zaten biz burada kazaya kalan namazı konuşmuyoruz. Kazaya kalan namaz 1. Onun üzerine saymaya başlıyoruz. Öğlen bir, ikindi 2, iki, e, akşam 3, yatsı dört öbür namaz 5. İşte o kazaya kalan namaz üzerine 5 vakiti aşan bir kaza namazı kaldığı zaman da dolayısıyla 5 vakit o üzerine aşan vakitler bir de kazaya kalan toplam 6 vakit olduğundan dolayı ve bu 6. vakitte çıktığı zaman da 7. vakti otomatikman girilmiş olur deniliyordu. Ee, en niçin? alakam niçin? Lenhümmetâ zâdetil fevâitu alakamsin. Çünkü 6'ya şey yapınca 5'e ziyade olunca ne olur? Tekünü sitten 6 vakit olmuş olur. Ve meta sitten dakale vaktü sabiyeti. Kazaya kalan burası önemli. Kazaya kalan ne zaman 6 olunca 7. vakit girmiş olur. Vakale Muhammed bu konuda İmam Muhammed Hazretleri şöyle buyurdu. Ee, İza dakale vaktü sadiseti. Sakata tertip. İmam Muhammed 6. vaktin girmesi der. 6. vakitte sabah namazı kişi kazayı bıraktığı zaman ertesi günkü kaza namazıdır. İşte sabah namazıdır. 6. vakit bu şekilde girer. Niçin? Liyennel cinse kesirun. Çünkü sabah namazı bir cins kesirdir. E, şeydir, to çoktur. Ve cinsü salavati namazların cinsi de hamsun beştir. E, namazın cinsi 5 e, beş olduğundan dolayı beş vakit tamamlandığı zaman da artık kesret olur diyordur. Şimdi ve hada bu ahkam fil ve fil hadi hadîseti yeni olan yani güncel olan o anlık olan kaçanlarla alakalıdır. Ki oradaki ahkamı kısaca toparlayacak olursak yani sahibi tertip meselesi ince olan ve çoğu kardeşimizin karıştırmış olduğu konudur. Belki bazı bizim buradaki ifadelerimiz kafaları karıştırıyor ama en azından biraz erbabı olan kardeşlerimize imkan nispetinde yardımcı olabileceğimizi zannediyorum. Toparlayacak olursak ee, kaza namazını kaçıran bir sahibi tertibe İslam hukuku şunu der. Sen tertibi bozma. Sıralamanı bozma. Önce sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı hep böyle yap. Hep böyle yap. Şimdi onun içinde bunu düşüren bazı etkenler var dedik. Bir unutma. Çünkü kişi unuttuğu zaman ne olur? Zaten mükellef olmaz. İki vakit daralır. Vakit daralmasındaki gerekçesi üç kesret. Çok olduğu zaman da artık İslam hukuku der ki tamam sen namazını kazayı bıraktın ve üzerinden çok namaz geçti. Halen daha onu kaza etmedin. Onun için artık bu tertiple yükümlü değilsin. Peki bu çokluğun sınırı ne? nedir? Çokluğun sınırı Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf'a göre kaçan namazın üzerine 5 tane daha namazın kılınmamasıdır. Namaz kılınsa da o namazlar kılınmamış hükmü olduğundan dolayı yine aynı şekilde üzerinden 5 vakit geçmesidir. Onun için kazanın üzerine fiili olarak gerçekten 5 vakiti kazaya bıraksa da aynıdır. Kazanın üzerine 5 vakiti kılsa da aynıdır. Çünkü evet, sahibi tertip olduğundan dolayı o vakit kılınmadığından dolayı öbürleri de sanki kılınmamış gibi oluyordur. Onun için sabah namazını kaçırdığı zaman kişi öğlen ikindi akşam ve ertesi gün sabah namazının vakti çıktığı zaman da toplam 5 vakit kazaya kalmış olur. Bu durumda sahibi tertip bozulur. Ertesi günün sabah namazı vakti çıkarsa sahibi tertipli gidecektir. İmam Muhammed Hazretlerine göre sabah namazını kaçıran kişinin ertesi gün sabah namazı vakti girmesiyle sahibi tertipliği bozulur. Burada bir de kesretle alakalı bir diğer husus neydi? Az önce de anlatmıştık. Bu namazların ortadaki durumu yani altı vakit tamamlanmadan önceki durumu. Sabah namazını kıldım. Ben burada öğlen ikindi ve akşamı kıldım. Sonrasında bu durumda buradaki kılmış olduğum namazların durumu benim nedir? Bu namazlarımın ahkamı nedir? İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre nedir? Bu namazlar yani bu kılmış olduğum namazlar sabah namazından sonraki namazlar şayet 5 vakit namaz daha kazaya kalır da ve benim tarafımdan tertip diye yeniden düzeltilerek yapılmazsa bu durumda sadece bir namazım kazaya kalır öbürleri sahihtir. Ancak eğer ben bunları düzeltecek olursam aklıma geldi akşam namazından sonra. Yani sabah namazını kaçırdım. Akşam namazına aklıma geldi o gün. Ben buna tertibe baştan kılayım dersem o zaman ne olur? Namaz nafile olmuş olur. Onun için aradaki namazın hükmü Ebu Hanifiye göre böyledir. Sahibeyn'e göre ise her halükarda aradaki namazın hükmü batıldır. Şimdi bir diğer konu. Ve emmel kadimetü. Yani biz burada yeni olan kişinin anlık olarak şu an için kaçırdığı namazın hükmünden bahsedip peki eski kazada olan namazları olan kişinin bir kazası olacak olsa ne yapacak? Es sahih sayı olan görüşe göre enneha bu namaz la tudamu ileyha lima fihi minel harac. Söz gelimi şöyle düşünün. Bir adamın bir adamın bir aylık kazası var. Ve sahibi tertiple riayet etme imkanı yok bu kişinin. Tertibe riayet zorunluluğu yok çünkü sahibi tertip değil. Bu kişi öğlen namazını kaçırdı. Öğlen namazını kaçırdıktan sonra bu kişi ikindi vakti girdiği zamanda öğlen ayrı bağımsız ya daha öncekilerden bu öğlende yine tertibe riayet etmekle yükümlü müdür? yoksa değil midir? Ve sahih sayı olan enhu la tuzam ileyha. Bu bir rekat namaz öncekilere katılmaz. Yani öncekilere katılmadığından dolayı bu müstakil olarak değerlendirilir. Ve e zaten tertip sahibi değil bu kişi. Tertip sahibi de olmadığından dolayı bozdu çünkü. tertip sahibi de olmadığından dolayı ikindi yedisini kılar ve öğleni kılmakla yükümlü değildir. Ancak bir görüşe göre ise ee, bir ay kaza borcu olduğu zaman bu kişi bir ay borcu ile beraber yeni bir kazası bırakacak olursa tudam mı lehu bu kişiye ceza olsun diye ne olur katılır katıldığı zaman ne olur kazası mı var o kazası olduğundan da o kazaya itibar edilmiyor ee, katı yani ona katılma meselesinde ona itibar edilmiyor ona itibar edilmediğinden dolayı bu kişi sanki ilk defa yeni kazaya bırakmış gibi oluyor yeni kazaya bırakmış gibi olunca önce öğleni kılmakla yükümlü oluyor sonrasında ikindiyi kılmakla yükümlü oluyor halbuki eğer e, bu namaz Önceyle alakalandırılmayacak olsa, önceyle alakalandırılmayacak olsaydı ne olacaktı? Tamam senin geçmişte zaten bu borcun var. Sahibi tertipliğin düştü. Sahibi tertipliğin düştüğünden dolayı da senin öğlen namazını kaza etmen, zarar, kazaya bırakman zarar vermez. Öğün ikindiyi kıl. Öğlenin sonrasında kılabilirsin. Olacaktı. Bu yönüyle bu da katılmamın sureti olmuş olur. Ve izah sakata bu. Ee, bil kesreti namazların kazaya kalan namazların çok olmasından dolayı tertip düştüğü zaman da hel yaudu iza kallet yani kişi sonradan kaza namazlarını azaltacak olsa yani söz gelimi adamın bir yıllık kazası vardı kıldı 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 5 vakite kadar bıraktı e, ee, sahibi tertip o 5 vakit namazla alakalıydı bu şekilde olduğu zaman da döner mi El muhtar ennehu tercih edilen görüş ennehu la yaudu sayı olan görüşe göre dönmez. İmam Serahsi ve Muhit sahibi bu görüşü benimsemektedirler. Niçin? Leyen hulem bir bi itibariha. Çünkü 6. vakitle beraber ne zaman düşünce feleyen tesku da fi nefsiha evla. Yani 6. vakitte biz teksir manası verdik. Dedi ki çoktur. Peki bu adam bir yıl, bir yıl, ay var. Gerçekten çok. Bu durumda düşmesi hayli haylidir. Ve suratuhu bunun sureti nedir? tu salatu şehrin bir adam diyelim bir ay namaz kaçırdı. Fakat Allah bir selasine fecran sünme mesela Zuhran ve 30 sabah, 30 öğlen, 32'nde 30, 30 şey kıldı. Böyle olunca en son diyelim ne kaldı? 5 gün sadece 1 günlük sabah namazı, akşam yatsı kazası kaldı. Böyle olunca sahhal cemi'u bunların ne olur? Tamamı sahih olur. Ve la yaud et tertibu. Burada tertip ne olmaz? Dönmez. Yani zorunluluk olmaz. Önce sabahtan başlayacaktın olmaz. Linç lenne saqta la yahtimu el avde. Çünkü es saqtu la bizim e, kavaydı külliyeden temel kurallarımızdan biridir. Ve yine aynı şekildedir. Lev kaza şehri ila salate yevmin, e, bütün e, ayı kaza ise sadece bir günlük yani gün gün bu sefer kaza yine durum aynıdır. Sümme salla el vaktiyete ve huve daikürün e, lehe, Yani o vakit namazını kılıyor ama kazalarını hatırlıyor. Bu şekilde de kılacak olsa yine aynıdır. Cazelima ben yenna. E, es la yahut kuralımızdan do dolayıdır. Peki. İkinci diğer bir diğer konu namazların kazaya kalan namazların vakitlerini belirlerken vitir itibar edilir mi? El cevap itibar edilmez. Çünkü vitir bir namaz vakit değil. Vakit, vitirin bir vakti yoktur. Vitir yatsı namazının içindedir. Zaten biz yatsı namazını vakit olarak sayıyoruz. Peki vitir vakit olarak itibar edilmiyor ama eda aslında veya tertibe riayet etme zorunluluğunda ediliyor mu? Evet ediliyordur. Onun için vitir namazını kılmayan bir kişinin Hanefi mezhebine göre sahibi tertip olan bir kişinin sabah namazını kılacak olsa sabah namazı askıdadır. Mevkuf olur. Vela el vitru fil veva fil Kaçan namazlarda sayılmaz. Niçin? Liyenneha leyset minel farais. Vakti olan farzlardan değildir. Ve ale lev kemule Çünkü biz ayrıca günlük namazları sayıyorken vitiri de saysak bir gün namaz altı olacaktı. Tekrar olmayacaktı olmayacaktı. Ve la tedhulu fi haddi tekrari. Tekrar haddine de girmeyecekti. Ve girmeyecekti. hudu fil kesreti. Çünkü biz tekrarı çokluktan algılıyorduk. E burada e, vitiri saydığımız zaman altı vakit tekrar olmadan oluşacaktı. Temel ilkemize daha aykırı olacaktı. Onun için vitirin girme gibi bir durum söz konusu değildir. Bir diğer konu. Peki. Sabah namazlarını vitir namazında bu şekilde vakit sayma hususunda saymaz ancak kaza etme hususuna ve tertibe riayet etme hususunda sayar. Ve yaksi es-salavatil hamse 5 vakit namazı kaza eder. Lima beyyenler rivayet etmiş olduğumuz hadis-i şeriften dolayı. Daha vel vitra ve de vitri eder. Yani nafilelerin kaza etme gibi bir durum söz konusu değildir. Lima beyne lima beyyenler min vücubiha. Çünkü vitrin vacip olduğunu geride bahsettik. Ve aleyhisselam Allah Resulü şöyle buyurdu. Men nâme an vitrin ev nesiyehu. Her kim vitir namazında uyusa veya unutsa fel yusallihi izâ zekaruhu ev isteykada uyandığında onu kılsın. Buyurdu. Ve fi rivayetin men an vitrin fel yusallihi izâ asbaha. Uyandığında kılsın rivayet edilir. Ve lذلك bunların tamamı Yedüllü alel vücubi vacib ibadetin vacip olduğuna ne yapar delalet etmiş olur. Evet. Burada kalmış olalım inşallah. Çünkü ileriki konuyumuzda nafile bu konumuzda nafilelerin kazası inşallah ileriki konumuzda e, burayı işlemiş oluruz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد